Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Merhaba. Pazartesi günü şikayet ettiğimiz tırnak içinde sosyal ilişkisizlik ortamından kurtulup kendimizi mutlu hissettiğimiz yaşam tarzına yeniden kavuşacağız. Sosyal ilişkimiz var mıydı ki sosyal ilişkisizlikten dert yanar hale geldik? Alışverişlerdeki 1,5 metrelik mesafe zaten bizim günlük yaşantımız değil mi? Yoksa sosyal medya üzerinden kurduğumuz ilişkileri mi sosyal ilişki olarak değerlendiriyoruz? Belki de daha fazla sosyalleştik. En azından aile içinde sosyal ilişkiyi yaşadık. Bizi rahatsız eden sosyallik bu olsa gerek. Aile içi yakınlaşmanın porno izleme gibi özgürlükleri elimizden alması nedeniyle özgürlükleri büyük harflerle konuşmaya başladığımızı kabul edelim. Biz sosyal ilişkileri kaybedeli yıllar oldu. Bizim en yakın dostumuz Facebook, YouTube, Instagram. Virüs bulaşan insanların sayısı artmaya devam ediyor. Şu anda Kassel bölgesinde virüs bulaşan insan sayısı 21 artışla 415'e çıktı. Virüse yakalanan 18 kişi de hayatını kaybetti. Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı da 17 artışla 223'e yükseldi. Şu anda 14 yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 46 insan da hastanelerde tedavi altında. Üretimi durduran Bağnotal'daki Fave fabrikası adım adım normale dönme çalışmalarına başladı. 16.500 emekçinin çalıştığı fabrikada koronavirüsü salgını nedeniyle şu anda sadece 600 kişi çalışıyor. Fabrika yönetimi ve iş yeri temsilciliği yürürlükteki güvenlik önlemlerinin uygulanmasına yönelik çalışmalara başlanmasına karar verdi. İş yeri temsilciliği ile şirket arasında yapılan iş sözleşmesine göre Kassel'deki Fave fabrikasında çalışanlar arasındaki mesafe 1,5 metre olacak. 20 Mart'ta Almanya'daki ikinci büyük Fave fabrikasındaki üretim korona salgını nedeniyle neredeyse sıfıra indirilmişti. Almanya'da salgın nedeniyle çalışma hayatına ilişkin bir takım önlemler içeren kararlar alındı. Bundan böyle çalışanlar arasındaki mesafe en az 1,5 metre olmak zorunda. İki çalışan arasındaki bir mesafe sağlanamıyorsa İşveren personeline koruyucu maske vermek zorunda. İşverenin yeni sorumluluklarından biri de çalışanlar arasındaki teması minimuma düşürmek. Molalarda, büroda ve vardiya değişikliğinde de çalışanların birbiriyle temasını en düşük seviyeye çekecek şekilde düzenlemeler yapılacak. Çalışanlarda ateş gibi hastalık belirtisi olması durumunda iş yerinde bulunmasına ve çalışmasına izin verilmeyecek. Doktor teşhis koyana kadar çalışan raporlu sayılacak. İş yerine giriş ve çıkışta dezenfektan bulundurulması da alınan yeni kararlarla zorunlu hale getirildi. Paylaşılan iş alanlarının, firma araçlarının ve bürolarının kısa aralıklarla dezenfekte edilmesi de alınan kararlar arasında yer alıyor. Muhalefet saflarından Hessen Eyalet Parlamentosu milletvekillerinin olası maaş artışlarından feragat etmesi talebi geldi. SPD Parlamento Grup Başkanı Feza Wiesbaden'da yaptığı açıklamada bu yıl milletvekili maaşlarının artırılmasının uygun olmayacağını söyledi. AfD ve Sol Parti'den de benzer açıklamalar geldi. Bunlar SPD'den gelen yeni bir mesaj. Feza, iki hafta önce Sol Parti'nin maaşların yükseltilmesinden feragat edilmeli talebini sembolik politika olmakla eleştirmişti. Sol Partili politikacı Thorsten Felstehaus'un korona nedeniyle yaşamsal tehdit altında olan çalışanların durumuna atıfta bulunarak böyle bir durumda Hessen milletvekilleri maaşlarına zam yapmaktan kaçınmalı demişti. Şimdi ise SPD parlamento grubu şefi de benzer bir yol izliyor. Ancak şimdiye kadar CDU ve Yeşiller koalisyon hükümeti artışta direniyor. Bu da eyalet parlamentosunun 137 üyesinin maaşlarına 1 Temmuz'dan itibaren
188 euro zam yapılması anlamına geliyor. Böylece şu anda 8200 euro olan milletvekili maaşları 8400 euroya yükselecek. CDU-CSU 2017 yılından bu yana en yüksek seçmen desteğine ulaştı. Deutschland Trend anket sonuçlarına göre CDU-CSU'ya seçmen desteği 2017 yılından bu yana ilk defa %38'e çıktı. Irkçı parti AfD'ye ise 3 yıl içinde seçmen desteği ilk defa tek haneli seviyeye düştü. Fikri sorulanların 3'te 2'si korona kurallarının kendilerini çok az sıkıntıya soktuğunu söyledi. Ankete göre pazar günü genel seçimlerin yapılması durumunda CDU-CSU %38 oyla seçimlerden en güçlü parti olarak çıkacaktı. Yeşiller %19, SPD %17, ırkçı Neonazi Parti AfD %9, Sol Parti %7, FDP %5 oy alacaktı. Seçmenlerin %35'i korona nedeniyle planladıkları yaz tatilini iptal ediyor veya erteliyor. Yaşlı ve düşük gelirlilerin de içinde yer aldığı %31'lik bir grup ise tatil planı yapmadığını belirtti. Türk lirasındaki değer kaybı en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar 6.90, Euro ise 7.50 Türk lirası seviyesinden gördüğü işlemle rekor kırdı. Türk lirası Nisan ayı başından beri dolar karşısında %4'ten fazla değer kaybetti. Yılbaşından bu yana gerçekleşen değer kaybı ise %16'yı aştı. Dolar kuru 6.90, Euro kuru ise 7.50 Türk lirası seviyeleriyle tarihi rekor kırdı. Deutsche Welle Türkçe'ye konuşan ekonomistlere göre hazine güçlenmedikçe ve salgın önlemleri için yeni kaynak bulunmadıkça Türk lirasındaki değer kaybı sürecek. STRFS baş stratejisti Dr. Atahan Çelebi döviz kurundaki artışın enflasyonu da yukarı taşıyacağını söyledi. Türk lirasının dolar ve euro karşısındaki değer kaybı dövizle borçlanan Türk şirketlerinin borç yükünü de artırıyor. Merkez Bankası'nın son açıkladığı verilere göre Türk şirketlerinin yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Şubat 2020 itibariyle 178 milyar dolar oldu. Şirketler önümüzdeki bir yıl içinde 44,5 milyar dolarlık ana para geri ödemesi yapacak. Hessen'de okulların 27 Nisan'da açılması kesinleşti. Hessen Başbakanı Büfya ve Eğitim Bakanı Lorz, derslerin son sınıf meslek okulları ve 4. sınıf öğrencileriyle başlayacağını açıkladı. Buna ek olarak şu ana kadar doktorların, hasta bakıcı, polis ve itfaiyecilerin çocuklarına bakıldığı kreşlerde acil bakım yaygınlaştırılacak. Buna göre çalışır durumda olan bekar ebeveynlerin çocuklarına da bakılacak. Büfya, pazartesi günü açılacak 800 metrekareye kadar olan mağazalarda 20 metrekarede bir müşteri olmak üzere 40 müşterinin içeri alınmasına müsaade edileceğini söyledi. Alışveriş yaparken maske takılması zorunluluğu ise kaldırıldı. İlaç şirketi Roche gelecek ay yeni bir koronavirüsü testini piyasaya süreceklerini açıkladı. Mayıs ayının başında dağıtımına başlanacak testin koronavirüsü tespit edilenlerin hastalığının geçip geçmediğini ve bağışıklık kazanıp kazanmadığını ölçmeye yaradığı belirtildi. Böylelikle sokağa çıkma yasaklarının gevşetilmesi ve işletmelerin tekrar açılması hedefleniyor. Yapılan açıklamaya göre şu an kullanılan PCR sisteminden farklı olan seroloji testi vücuttaki bağışıklık antikorlarını ölçüyor. Yapılan açıklamada Mayıs ayı başında CE damgasını kabul eden ülkelere dağıtılabilecek hale geleceğiz denildi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta sonu dileriz. Sevgi, sağlık ve merakla kalın. 105.8 Radyo Kasel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.